Büyük Liman TV'ye hoş geldiniz. Büyük Liman TV'nin ve Büyük Liman Haber'in canlı yayınıyla bu akşam beraberiz. Bugünkü konuğumuz Vafkebirçarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bağadır. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Muhtar. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, bugün Vafkebir'de neler oluyor? Vafkebir Devlet Hastanesi'nde neler oluyor? Daha doğrusu Vafkebir'de neler oluyor? Onları konuşacağız. Yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Vafkebir'in gündemini canlı canlı Büyük Liman Haber ve Büyük Liman TV'nin farkıyla tüm dostlara buradan duyuracağız Sayın İnşallah. Muhtarım. Yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Güzel bir gece bu akşam. Evet, Vafkebir Devlet Hastanesi'nde neler oluyor? Vafkebir'de Sayın Muhtarım, böyle bir sorudan başlayalım diye. Evet, Vakıfbank Devlet Hastanemizde mesela neler olmalı veya Evet. eksiklikler nelerdir Evet, ve vatandaşımızın beklentileri nelerdir gibi. Tabii ki bu sorulara cevap vermek benim için onur verici olacaktır. Öncelikle biz biliyorsunuz Büyük Liman TV olarak gerçek ve net doğru bilgileri veriyoruz. Her zaman da verdik, şimdi de vereceğiz. Hastanemizde bundan sanırım 1,5 yıl önce bir MR cihazı mevcutmuş. Ama MR cihazı sadece ikinci el olarak alınmış. Yani bir eksikliği var. Hala da kullanılamıyor. Şimdi biz eğer bölge hastanesi olarak biz anılacaksak Vafkemir Devlet Hastanesi'ne zaten bölge hastanesi gibi görev yapıyor. Bugün Görele, Çanakçı'dan Çalbazarı, Çarşıbaşı, Yoroz'dan bile hastası mevcut. Onun için ben ilk öncelikli olarak MR cihazının eksikliğine MR temas cihazı ediyorum. Vafkebir'de aslında ben o dönem ben MR cihazına girmiştim hatta hastaneye gidip. MR cihazı tam 3 ay çalışmış. 4. ay arızalanmış. Yalnız bunu yurt dışında yapılması lazımmış. Ben Vafkebir AK Parti İlçe Başkanı Sayın Emre İskenderoğlu'na konuşmuştum önce de. Yapımı için bunu yurt dışına yollamaları lazımmış. Hala yollayacaklar. Biz de öyle biliyoruz. Sanırım bozulmuş yani onun için yapılmamış. Ama Vafkebir'e bir MR cihazı lazım yani. Kesinlikle Kesinlikle. gerekli bir MR cihazı olursa eğer buradaki hastalarımız buradan Trabzon'a yani hasta göçünü hem engellemiş olacağız hem de onlara iyi hizmet etmiş olacağız. Aynı şeyde de hasta ve doktorumuz da buradaki bulunan doktorumuz da teşhisi çok rahat koyabilecek yani o da görevini güzel şekilde yapmış olacak. Sayın Muhtarım bir de bu soru sanırım bitti. Geçen sosyal medyada bir şey paylaştınız. Vafkebir'de işte diş hekimi eksikliği var. Saat 17'den sonra diş hekimi Vafkebir Devlet Hastanesi'nde yok demiştiniz. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Hatta geçen Facebook'ta sosyal medyada paylaştınız. Kamuoyuna duyuracağım demiş. Düşünceleriniz nelerdir yani Vafkebir'de? Diş hekimi eksikliği var. Maalesef bunu şöyle söylemek istiyorum. Biz bu sorunu inanın vatandaşın bize geldiği taleplerle öğrendik. Yani bundan 2 gün önce akşam geliyor genç bir evladının dişi ağrıyor. Saat henüz 5:30 yani 17:30 ama maalesef çare arıyoruz. Birçok diş hekimimiz, özel sektördeki diş hekimimiz bile kendileri burada ikamet etmiyor. Hepsi Trabzon'da oturuyorlar. Şimdi çare arıyoruz. Burada birçok dostumuzu arıyoruz, diş hekimi arkadaşlarımızı. Kendileri de maalesef Trabzon'da oturuyorlar şartları gereği. Ama ben ne gördüm burada? Madem bu Vakıf Devlet Hastanemiz bölgemize hitap eder durumda, bu Saat acil servisinde en bir azından doktor nöbetçi bulunur. olarak bir diş hekimi doktoru olursa eğer vatandaşımız bu hizmetten çok memnun olur. Talep var vatandaşlarımızdan yani. Müthiş bir talep var. Çünkü bugün Görele'den inanır mısınız? Yoroz'a kadar diş hekimi saat 17:30'dan sonra yok. Şimdi siz Tonya'dasınız düşünün. Tonya'da dişiniz ağrımış. Buradan kalkacaksınız. Trabzon Numune'ye kadar yolunu düşecek. Ne bakarsanız ki 65 kilometre civarı. Ya o ailenin durumu iyiydiyse anlıyor musunuz yani? Maddi olarak da bu olmuyor. Bu kadar süre yol gidilir. Allah göstermesin bir kazası sıkıntısı olur. Onun için ben yetkililer inşallah bu sesimize kulak verirler. İnşallah. Vafkebir Devlet Hastanesi'nde ve bölgenin birçok Nöbetçi bir hastanelerinde doktor, diş nöbetçi hekimi. diş hekimi ve özellikle de acil servislerde bir iç hastalıkları uzman doktorun olması Talep ediyoruz çok yani. önemli, gerekli. Biz rica ediyoruz yetkililerden inşallah Bu talebimiz en neticesinde evet yerini bizim alabilir. değil bu talep
vatandaşımızın, milletimizin kesinlikle çok iyi bir hizmet olacağını düşünüyorum. Evet, kanaatimdeyim. Evet, Büyük Liman Haberi ve Büyük Liman TV'nin ortak yayını ile canlı yayınımıza devam ediyoruz Vafkebir'de. Canlı canlı muhtarımız Vafkebir Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bağdır'a sorularımızı yönlendiriyoruz sevgili dostlar. Evet, Sayın Muhtarım, Vafkebir Çarşı Mahallesi Muhtarlığı'nda son 2 yıl içinde, 2 yıl nasıl geçti? Yani Vafkebir'de 2 yıldan beri muhtarsın Vafkebir'de. Nasıl geçti bu 2 yıl? Tabii ki güzel bir soru bizim için. Muhtarlık olarak biz tabii bu işe talip olduk. Evet. Bazı sözleri verdik vatandaşa. Evet. Küçük afiş bastık, kap kapı gezdik. Vatandaş bu şeylerin üzerine, vaatlerimizin üzerine ve genç oluşumuzdan dolayı bizleri tercih ettiler. Kendilerine yine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz o süreçten sonra 24 ay, inanır mısınız, engelli vatandaşlarımız dahil kendi yani alanımızın dışında birçok şey yapmaya başardık. Evet. Çok şükür Mevla'ya. Evet, evet. Sandalyesinden tutunuz ses amfisine, bugün özel ofisine, özel ofisinin düzenlenmesi de dahil birçok şeyi başardık. Şimdi çelenk ve klimalı tabut da buna ekliyoruz. Evet. Bu çalışmalarımızı çok şükür 2 yıl içinde tamamladık. Erken süreçte. Tabii ki bir mahalle muhtarı olarak belediyemizle beraber çok dirsek teması halinde olamadık. Evet. Bu konuda çok müstaribim. En azından yılda 3 kez muhtarlar ve belediye başkanımızla bir araya gelmemiz gerekli. Evet. Diğer ilçelerde bakıyorum, aynen yıl değerlendirmeleri yapılıyor. Evet, evet. Ama maalesef biz bir araya gelip hiçbir şey istişare yapamadık. Yani şimdi belediye başkanımızın belki de temposu yoğundur. Ama yine de en azından bize yılda 3 gün, yani 3 gün, 2 saat, 3 gün, 2 saat ayırmaz zaman ayırması lazım. Biz bir araya geleceğiz ve biz yerel yönetimler olarak neler yapılabilir, istişare etmemiz yani lazım. Yani bu eksiklik var Vafkebir Çarşı Mahallesi'nde. Evet, yani o konuda bir aşırı hizmet aldığımı söylersem ben yalan konuşmuş olurum. Evet. Çünkü her şey ortada. Bugün arka sokağıma giderseniz vatandaşın ana şikayetleri şunlar. Ben söylüyorum tekrar. Bazen sosyal medyada görüyoruz resimlerini, evet, paylaşmışlar. Çevre sağlığı açısından bizim şu anda en şeyimiz çöp. Evet, çöp. Açıkta çöp uygulaması. Ama yerel 30 Mart öncesi başkanımızın kapalı çöp projesini, evet, bir projesi var. Evet. Biliyorsunuz. 46 projesi. Bu ne? Bunu hatırlıyorsunuz. Evet. Ama maalesef 2 yıl doldu. 3. yıla giriyoruz. Evet. Büyük bir zaman dilimi. Az bir zaman dilimi değil. Ama bu çevre sağlığına ilgili henüz adım atılmamış. Ya da ben görmedim. Çünkü arka sokaklarımız kaderine terk edilmiş. Evet. Bakın bugün Gelincik Sokağı'na gelin bakın, Ensar'a bakın, Çiğdem Sokağı'na bakın. Çöp yolun üzerinde ve saatlerce bekliyor. Saatlerce. Ve bugün ne yapıyor? Hem insan sağlığını hem çevre sağlığını, evet, çocuklarımızın her şeyi etkilemekte. Etkiliyor, ben bundan vicdanen rahatsızım tabii ki. Evet. İnşallah onlar bu sesimize kulak verir. Kısa zamanda bu işi, bu sıkıntıyı giderirler. Bir de Vafkebir'de trafik sorunu var. Sayın Muhtarım, evet, maalesef en büyük sorun. Yani gerçekten ben geçen dakika gördüm. Yani sokak 14 Şubat Caddesi. Müthiş bir sorun. Şeye döndü yani. Otobarda döndü yani gerçekten. Gerçekten bundan esnafımız, çarşı esnafımız, evet, Kemali esnafımız da dahil çok muzdarip. Evet. Hemen esnafımızın ticaret hanesinin, yani ticaret hanesinin önüne, evet, mecbur park yapıyorlar. Adam çekip gidiyor. 1 saat, 2 saat yok. Evet. Vatandaş mağdur oluyor esnaf. Evet. Dükkanının tam önü. Evet. Bunun için de ben inanıyorum ki bunu Vafkebir Belediyesi'nin çözüme kavuşturması lazım. Ben muhakkak ki yani Trabzon Vafkebir yetkilisi, evet, merci onlar yani. Emniyet Müdürlüğü'ne gittim kendim. Vafkebir komiseri bize, o zaman trafik memurları bana dedi şu: biz bu işe belediye bakıyor. Biz yani vatandaşa, sürücülere ceza yaza artık yani yazmadan bu iş olmuyor. Bu iş olmuyor dedi. Yani bu işin belediyeye artık yapılması lazım değil mi muhtarım? Yani belediye bu işin altında. Yani belediyemiz de bu konuda seçim öncesi ve seçimden sonra da Sayın Başkanımız da bu konuda çok samimi duygularla bu konuyu, evet, çözeceğini ifade etmişti. Hani bir yer hazırlayacağız taksilere, ticari taksilere bir yer hazırlayacağız diye söylemişlerdi. Sanırım herhalde kendileri bu konuyla ilgili yani çalışıyorlardır. Ben inanıyorum ki çalışıyorlardır. Ama artık ne zaman bu çalışmanın yani
sonucunu, verimini göreceğiz? Onu Mevla bilir. Evet, biz de diyoruz ki en kısa sürede inşallah bu trafik sorununu yetkililer çözer. Ben öyle umuyorum. İnşallah, inşallah. İnşallah öyle umuyorum. Evet, sevgili dostlar, Büyük Duman TV'nin ve Büyük Duman Haber'in ortak yayını tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Vafkebir Şarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır sorularımızı tek tek cevaplıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz öncelikle. Evet, Sayın Muhtarım, Beşikyüzü Belediye Başkanı şeref ünvanını biliyorsunuz aldı. Beşikyüzü'nde artık bir etkinlik olduğu zaman şeref, yani Beşikyüzü'nün şerefi belediye başkanı ünvanı aldı. Siz Vafkebir'de Çarşı Mahallesi ünvanını aldınız. Artık size Çarşı'nın Muhtarı diyorlar. Evet. Biliyorsunuz. Ve Vafkebir Belediye Başkanı neden Çarşı Mahallesi'ne iyi bakmıyor sizce? Tabii ki güzel bir soru diyelim buna. Vatandaşlarımızın kafası karışık bu konuda. Ben Çarşı Mahallesi Muhtarı olarak hiçbir partiye şu anda mensup değilim. Evet. Üyesi bile değilim. Hiçbir partiye mensup değilim. Ama bu da şu anlama gelmiyor. Yani AK Partili olacağım anlamına da gelmiyor. Amacım hizmet diyorsunuz. Evet. Ama şu vardır. Tabii ki İktidar Partisi hizmet yaparsa biz destekleriz. Evet. Hizmete de hayır diyecek kadar küçülmedik, alçalmadık. Evet. Evet. Çünkü bu hizmet ilçemize geliyorsa evet, velev ki tamamen destekleriz. Ama bize tabii ki onlar bizi muhalif noktaya etmiş. Ama asla biz muhalif değiliz. Evet. Bunu herkes bilsin. Muhalif değiliz. İlçeye hizmette yerel yönetimlerde siyaset çok öne gelmez. Evet. Herkes yerel yönetim. Yani yerel yönetimlerde yerel yöneticiler ilçeye hizmet için hep birlikte gayret içerisinde olmalılardır. Ben de onu gayret edenlerden bir tanesiyim. Başkanımın da o konuda gayretli olduğuna inanıyorum. Ama tabii ki Çarşı Mahallesi'ne hizmet aşırı şekilde iki yıl içinde edilmemiş. Sanırım onların da bir hizmet programı vardır. Ama bu program ne zaman Çarşı Mahallesi'ne yansıyacak? Evet. Yani onu da beklemekteyim. Çünkü benim bugün Vakfıkebir'in en eski ikinci caddesi. Evet. İsmi de Belediye Caddesi. Çok manidardır. Henüz çamur içinde. Vatandaşlardan tepki geliyor mu? Sayın Muhtarım, gelip diyorlar mı size ki işte şurası çöp, biz, evet, burası evet, perişan halde. Ben öncelikle söyledim. Önce çöp konusunda ve sokak hayvanları konusunda şikayet alıyoruz. Ve daha önemli olan yol kaldırım düzenlemeleriyle ilgili çamur yollarımız var. Bu şuraya yakışmıyor diye. Bu üçlü konuda çok çok şikayet alıyorum. Evet. En son süreçte şuna şikayet aldım. Ruhsat tarihleri dolup imar konusunda dördüncü katı adam atamıyor. Asansör isteniyor gerekçe olarak. Onunla ilgili de çok şikayet aldım. Yani bunu da biz belediyeye bildirdik. Kendileri de bu konulardan haberdardır diye düşünüyorum. Ama inşallah güzel bir çalışma yaparlar. Vatandaşımız bu konuda hizmet görmüş olur diye düşünüyorum. Biz sorunları dile getiriyoruz muhtar olarak. Yani alt tabakadayız. Amacım yani, maske bir sevdalısı. Aynen öyle. Yani biz, benim şimdi mahallemde ne var? Benim muhtarım. Her siyasi görüşte seçmenim var. Evet, tabii ki. Ama yeminler olsun ki ikisini birbirinden ayırmadım. Benim niyetim besbelli. Amacınız Vafkebir sevdalısıyım. Evet, besbelli yani. Evet, niyetim besbelli. Evet, Sayın Muhtarım, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sorularınızı cevap verdiğiniz için. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Konumuz Trabzonspor. Trabzonspor amatör kulüpleri hakkında nasıl gidiyor sizce Trabzon'da amatör kulüpleri? Sayın tabii ki benim lisans olarak beden eğitimi spor öğretmenliği mezunuyum. Evet. Dostumuz bilir, sevgimiz de bilir. Sporlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Trabzon'da amatörümüzün durumu belli. Çünkü bundan 20 yıl geriye gelsek, 20 yıl geriye gelsek, amatörde her şey biliyorsunuz yine öyle bir zevk ve heyecan için, yani spor için yapılıyordu. Ama amatörde şu son 20 yıl süreçte birçok finans, yani maddi dayanağı dayanmış durumda. Evet. Bugün birinci amatörde bir kulüp yönetimini yönetmeye kalksan, senin giderin nereden bakarsan bak, asgari olarak 40-45 milyar civarında o ligde kalman için, tutman için sezon başında sana bu tutar gerekli. Kesinlikle. Tabii eğer o finans kaynağını da sağlayamıyorsan, o çevreden onu toplayamıyorsan ne yapıyorsun? Zor durumda kalıyorsun. Evet. Sporcularına da o söz vermiş olduğun tutarları veremiyorsun ve kulüp olarak çöküşe geçiyorsun. Bu moralinin benle dip sıralara oynuyorsun. Biliyorsun, asansör bir kulüp oluyorsun. Evet. Düşüyorsun,
bir dönem sonra çıkıyorsun, düşüyorsun. Evet. Bir şey bir güzel bir atmosfer sağlayıp ligde kalamıyorsun. Evet, başarı yakalayamıyorsun. Evet, Sayın Muhtarım, Vafkebir'de biliyorsun Büyük İhtimal Spor takımımız var. Takımımız nasıl gidiyor peki? Büyük İhtimal Spor. Ben buradan açık konuşmak istiyorum. Prof. Dr. Osman Aynacı hocamız yönetimde 2 yıldır. Kendisinin de buraya gelmesinde o süreçte ben çok istekli de olmuştum. Sağ olsun Osman hocamız gelip Büyük İhtimal'a müthiş bir destek oluyor şu an. Yani yönetimde en aktif kendisidir. Ya kendisi de, gerçekten öyle. Kendisi de sporcu ve spor çevresi tarafından çok sevilen bir hocamızdır, doktorumuzdur. Evet. Kendisini bu konuda takdir etmeyen çok nadirdir. Evet, Vafkebir bir Büyük İhtimal Spor'u uçurabilecek bir insan yani, spor adamı. Gerçekten onun için çok gayret ediyor. Çok ilginçtir. Ameliyatlarını bırakıp evet. Bugün maça geldi. Büyük İhtimal'in içi satımına gelip maçları takip ediyor. Kendisi bunu bana söyledi. Evet. Bu özveriden kimse bunu yapamaz diye düşünüyorum. Böyle bir spor adamları lazım. Gerçekten yok. Hala futbol oynamakta o yaşına rağmen. Evet. Tam bir spor ve futbol aşığı. Bu büyük bir şans. Büyük İhtimal bu sene playoff heyecanı olacaktır herhalde. Evet, öyle evet, düşünüyorum. Evet. Onu kovalıyor. Tabii ki şu da tabii çok önemli. Evet. Şimdi belediyelerimizin yasalarla beraber korunduğu bazı noktalar var. O yöre spor takımlarına, yani ilçe takımlarına evet. belediyelerimiz destek yasalarından dayanaklanmaları gereği tutarlarla beraber evet, onların evet, evet. anladın mı? Daha çok ligde kalması ve ilçe adına sporun daha çok desteklenmesi konusunda bir destekleri muhakkak ki olacaktır evet. ve de olmalıdır. Evet, evet. Yani olmaması durumunda o spor kulübünün kaybetmesi inanın yerel yönetimlerde bir belediyeyi ve o ilçenin tanınması için reklamını, esnafını bile evet. kaybettiriyor. Bugün Trabzonspor'u düşün. Evet. Bugün Trabzonspor yok. Düşün. Düşün. Evet. Trabzon nasıl ne olur biliyor musunuz? Kastamonu gibi olur. Bir Kastamonu gibi olur. Yani hiçbir anlamı ve önemi kalmaz. Trabzonspor dediği zaman büyük bir reklamdır. Evet, markadır. Markadır. Onun için her ilçe takımında iyi bir amatör de olsa iyi bir kulüp olmalı. Zirveye heyecanlı olmalı. Evet. Niye? Oradaki halk da futbolu biliyorsun bizim yöremiz çok seviyor. Evet. Futbolla müşük kalkıp yaşıyorlar. En azından orada gelip deşarj oluyorlar, stres atıyorlar. Ve kulüp olmayınca, hiçbir şey olmayınca, işsizlik de olunca ilçemizde ne oluyor? Farklı şiddet ve sorunlar baş gösteriyor. Evet. Onun için spor desteklenmeli belediye evet, tarafından. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Muhtarım. Bir konuyu demiştin zaten önce onu kaçırdım. Şef diye bir konudan bahsetmiştiniz. Evet, Şerif. Şerif diye bir konudan bahsetmiştiniz. Orhan Bıçakçıoğlu Şerif, kasabanın şerifiyim. Sıvakanını evet. kendisi şöyle bulmuştur. O süreçte belediye başkanlığına başladığı 2. ay hemen merkezde bulunan Tekel eski binasını yıkmaya kalktığında kaymakam ona bir uyarı çekiyor. Burayı sen yıkamazsın yani. Evet. Kamu malıdır yani bunu yapamazsın diye. O da kendisine herkes kendi işini yapacaktır evet. diye çıkış yapıyor. Kaymakam da şerefliğini alıyor diyor. Kaymakam da 2 ay sonra gidiyor ve kendisine bir plaket veriyor. Bu kasabanın şerifi benim diyor. Siz değilsiniz. Ve kasabanın şerifi gibi sloganı evet. oradan alıyor. Ona Bıçakçı'nın öyle geliyor. Evet. Evet. Biz de çarşı mahallesi deyince biz de bir slogan aldınız. Düşündük. Çarşının muhtarı diye bir... Vatandaşlar öyle diyor size. Evet öyle diyorlar. Güzel bir muhtar. Hatta davetiyeler geliyor bana. Düğün davetiyeleri evet. ve akı davetiyeler. Bir de çok sizin gülüş diyorum. Çarşının muhtarı diyorlar. Evet. Ve bu da güzel bir duygu. Hatta ben şunu da söylemek istiyorum. Buradan bizi izleyenler bunu da bilsinler. Vafkebir biliyorsunuz Büyük İhtimal yöresinin döneminde bir öncü belediyesi ve en eski mahallesi olan evet. diğer belediyeler ve ilçeleri bize bağlıydılar. Evet. Bu bilinen bir gerçek tarihte. Ben onun için diyorum ki kasabanın şerifi değil, Büyük İhtimal'in reisi olmalı. Evet. Kasabanın şerifi değil, Büyük İhtimal'in reisi ve evet. ağabeyi bir belediye başkanı artık evet, keşke, olmalı diye düşünüyorum. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Muhtarım. Rica ediyorum. Vafkebir Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır, bugünkü konuğumuz sevgili dostlar. Bugün gerçekten güzel bir sohbet oldu. Güzel bir gece ve sohbet akşamı harikaydı Sayın Muhtarım. Öncelikle bizleri TV, Büyük İhtimal Haber ve Büyük İhtimal TV'nin ortak yayına katıldığınız için kendinize teşekkür ediyoruz. Ben de Büyük İhtimal TV'ye bize verdiği değerden dolayı teşekkürü borç biliyorum. Kendilerine iyi yayınlar diliyorum.
sosyal medya olsun ve birçok şeyde olsun kendilerinin takipçisiyim. Kesin olarak ve net şeyleri yazdıklarının farkındayım. Her basın muhabiri ve temsilcimiz bunları maalesef şartlar gereği yazamıyorlar. Onun için ben Mikrona TV'ye teşekkür ediyorum. Aydın Saral Hocam'a da şükranlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar, Büyük Liman Haberi ve Büyük Liman TV'nin bu akşamda ortak yayınıyla son yayınımızı sonlandırıyoruz. İnşallah başka bir yayında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.